Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hemen hızlıca bir hazırlanayım. Sonrasında dershaneye gideceğim. Şimdi hazırlanmamdan başlayıp çekmek istedim. Çok fazla bir şey sürmeyeceğim zaten. Yani sadece bir kapatıcı. Çok fazla sivilcem var, leketi var hatta. Aynayı da şöyle şuraya koydum ama sanırım inşallah geç kalmam. Önceden zaten güneş kremimi falan sürmüştüm. Kapatıcımı da sürdüm. Nereye süreceğimi şaşırdım. Çünkü her yer leke. Güzel bir ders çalıştım. Saat 8.30'da uyandım. 8.30'dan saat 11'e kadar işte. Normalde sürterek hayatta yapmam ama şimdi acelem olduğu için 2-3 dakikaya arabada gelir zaten. Dolmuş işte. Hala kızarık ama olsun. Amaç kapatmak değil zaten. Şöyle renk eşitlensin. Buradan birazcık aldık sürelim. Tamam, yeter. Sürekli kullandığım şeyleri buraya koyuyorum. Mercer, cut, bunları. Şu bağım da bitti ama atamıyorum hala şöyle. Bugün dershanede bayağı güzel ders çalışacağız. O yüzden video başlatmak istedim. Bağımı da elime sürdüm. Birazcık ruj. Neyse yeter ya. Tamam yeter. Birazcık da rimel sürüversem gözüme renk, yüzüme renk gelmiş olur. Bu rimelin de dışını çok beğendiğim için aldım. BİM'e gelmişti. Artık dikkat ediyorum. Bir tane şey olmuştu ya. Kısa filminde bir şey yayınlanmıştı. Allah'ım inşallah siyah olmadı. Şalım olmuş sadece. Ya. Ha ne diyordum? Bir kısa film yayınlanmıştı ya. Şey. Tavşan. Ralph miydi? Ralph aynı. O yüzden dikkat ediyorum. Hayvanlar üzerinde test edilmiş olan şeyleri almak istemiyorum. Yani acele almıyorsam dikkat ediyorum. Bu da o yüzden öyle vegan bir marka olduğu için aldım. Neyse hazırım yani. Şimdi gidelim dershaneye. Ay aceleyle nasıl çıktım inan hiçbir fikrim yok. Rimelim bile kurumamış daha. Hızlıca çok yoruldum. İnşallah kaçırmamışımdır ama sanırım kaçırdım gibi duruyor. Bakalım inşallah kaçırmamışımdır. Çok üzgünüm ya. Soluk soluğa kaldım. Hızlı çıktım ama. Allah'ım inanılmaz mutluyum. Suratımdaki ifadeden de anlayabilirsiniz. Dolmuş kaçırmamışım ya. Sonunda yani. Yoksa derse geç kalacağım. Aşırı kar soğuğu var. Kar yağacak zaten normalde. Rüzgardan da pek anlaşılmıyordur ama. Evet şimdi indim. Ay niye tutturucu gösteriyor bu beni? İndim şimdi dershaneye gidiyorum. Çok fazla rüzgar var. Aşırı soğuk. Ay. Ağaçlar çok güzel. Çiçek açmışlar. Bir bizim oradakiler açmadı. Şurada da kuş yuvası var. Çok güzel görünüyor ortadaki. O yüzden çekmek istedim. Ay ayağım takıldı düşüyordum. Bugün fotoğraf çektireceğim. Ama elimde PDF dosyalar var. Tarih soruları çıkmış. Tarih soruları bunca yıl. Bütün sınavlarda çıkmış tarih soruları. Bunları çıkarttıracağım ama şimdi mi çıkarttırsam acaba yoksa dersten sonra mı çıkarttırsam? Hiçbir fikrim yok. Dersten sonra da kütüphanede, ay kütüphanede diyorum, dershanede kalmayı düşünüyorum. Ders çalışmayı düşünüyorum. O yüzden yani. Bakalım şimdi de gidesim yok. Çünkü çok soğuk üşüdüm yani. Sınıfa gidip ısınmak istiyorum. Ben şimdi dershaneden çıktım. Eve gidiyorum. Dolmuş bekleyeceğim. Çok yoruldum güya. Orada kalıp saat 4'e kadar ders çalışacaktım. 4'ten sonra arabaya binip gelecektim ama şu an saat
2'ye 10 falan var. 2 yani, 2 diyelim. Eve gideceğim, evde çalışacağım. 3'e önce giderim. 4-5, 2 saat çalışırım. 5'te uyurum. İftara kadar. Akşama yemek var zaten. Öyle yani. Şimdi eve gidiyorum. Çok yoruldum, acıktım ya. Güzel güzel kitaplarımı almıştım. Fotokopi falan çıkarttıracaktım. Onu da çıkarttırmadım. Üşendim çünkü. Ayakta durmaya bile halim yok. Çok yoruldum. Şimdi eve gideyim. Uyuyasım var ama tabii ki düzenimi sağlamam lazım. O yüzden uyumayacağım. Eve gittiğim zaman ne yaparsam gösteririm işte artık. Öyle yani. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Günaydın mı diyeyim artık. Hayırlı sabahlar diyeyim. Heyecanlandım. Bayağıdır video çekmediğim zamanlarda genelde heyecanlanıyorum. Şimdi telefonla konuştum. Buraya çıktım. Burada da anlatayım.
Bayağıdır ders çalışıyorum. Hiç ara vermiyorum. Yerimden kalkmıyorum. Kalktığım zaman da yani kalkmıyorum da ders çalışmayı bıraktığım zaman da telefonla falan uğraşıyorum. Genelde yerimden pek kalkmıyorum. Şimdi çalışıyoruz bayağıdır. İşte saat 4'e kadar falan çalışıyoruz burada. Öyle yani durumdan haberdar etmek istedim. Vatandaşlık çalıştım. Sonra deneme analizi yaptım falan. Zaten onları gösteririm. Bu şekilde. Şimdi kütüphaneden çıktık. Ben çok video çekemedim. Yani çektim ama konuşamadım yani. O aralarda şimdi ne yaptım anlatayım ben size. Denemenin analizini yaptım. Fadime de var yanımda. Denemenin analizini yaptım. Sonra iki tane vatandaşlık testi çözdüm. İdare hukukundan. Sonra günceller testi vardı. Üç tane falan vatandaşlık testinin arkasına koymuşlar. Onu çözdüm. Ama genelde hepsini bakarak çözdüm. Çünkü hiçbirini bilmiyorum. En azından bir aşinalık olsun diye çözdüm. Öyle yani. Bir daha bir şey söyleyecektim ama onu dur hazırlayınca söyleyeyim. Ha, söyleyeceğim şeyi şimdi hatırladım. Çünkü bayağı bu benim içime oturmuştu. Şimdi ben başlığa KPSS vlog yazıyorum ama ben KPSS vlog yazmamın amacı hem vlog çekiyorum hem de içerisinde KPSS çalıştığım için. Yani hemen her gün, her saat o videoda ders çalışma bulunmaz yani. Gün içerisinde neler yapıyorsam onlara da gösteriyorum. Genelde günüm öyle geçiyor yani. Belki bazen başlıkları yanlış buluyor olabilirim. Bazen de bulamıyorum. Öyle yazıyorum hemen KPSS vlog diye. Ama işte yani günlük hayatımdan şeyler de gösteriyorum. Mesela bu videonun devamı da olacak gibi. Şimdi eve gidiyorum. Belki akşama bu videonun arkasına ben bir şeyler çekip koyabilirim yani. İzlemiyorlar videolarımı. Hemen geliyor o videoyu izliyor. Sonrasında yok KPSS vlog yazmışsın. Nefesim bitti. Sonra yok ders çalışmıyorsun da şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, şunu yapıyorsun. Ne yapayım? Diğer videolarımı da izleseydin, görseydin. Ben en başından beri böyle çekiyorum zaten. Evet, şimdi eve geldim. Eve geldim. Dün bir tane kargon gelmişti. Kitap almıştım. Onu göstereyim size. Şöyle çıkmış sorular. 7 iklimin bütün kaç 2010 yılından itibaren çıkmış sorular var. Bu kitabı aldım. Sadece tarih bu. Bunu ezberleyeceğim. İçerisini şöyle göstereyim. Aynı elimde bir tane sözel mantık kitabı vardı. Onun yapısı gibi diyorum. İçeriği gibi yani. Şimdi eve geldim. Dışarısı bayağı soğuktu. Ay, sıcaktı. Başım döndü. Sıcakta vurdu, çarptı biraz. Susadım gibi, acıktım gibi oldu. Bu kitabı göstermek istedim. Yani burada çıkmış sorular var. Bunu oturup ezberleyeceğim yani. Bu şekilde bunu söylemek istedim. Ben şimdi evden çıktım ama eve gelmiştim ya en son. Uyuyordum bir saat falan. Şimdi ikindi oldu. Yengem bile gidiyoruz iftara. Yengem davet etti. O yüzden şöyle nasıl yapayım? Aleyna'da tencereyi de aldı gidiyoruz. Ben de şurada ileride köpekler var. Onlara su aldım. Bas kafasına. Böyle yani. Köpekleri de gösteririm, çekebilirsin tabii. Annesi de bir şey demezse, kızmazsa. Yazık, sabah susamış herhalde. Dedim oraya benim su koyayım. Köpeklere koydum suyu ama annesi de yoktu, yavrular da yoktu. Yavruları gösterecektim ama orada bir tane aşağıda bir izbe gibi bir yer var. Oraya girmişlerdir büyük ihtimalle diye düşündüm. Öyle yani. Bu video ne kadar uzun oldu, kısa oldu bilmiyorum ama videomu beğendiyseniz beğenip bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ha, bu arada aşağıda da link var, Telegram linki. Oraya gruba katılmak isteyenler olursa aşağıdan gruba katılabilirler.